İnsanoğlu kuşları gözlemlemeye başladığı ilk günlerden beri hep onlar gibi gökyüzünde süzülmeyi istedi. Tarihte insanın uçma tutkusuyla ilgili ilk öykülerden biri Yunan mitolojisindeki Diadolus ve oğlu Ikarus'un efsanesidir. 3000 yıllık bu efsaneye göre Diadolus ve oğlu Ikarus, kaz tüylerinden yaptıkları kanatları takıp uçarak tutuklu oldukları Girit adasından kaçmayı başarmışlardı. Çinlilerin M.Ö. 5. yüzyıllarda ilk uçurtmalarını havada uçurmaya başlamaları ve ünlü seyyah Marco Polo'nun yaptığı Çin gezisinin ardından rüzgarın etkisiyle uçan ve insan taşıyan uçurtmalarla ilgili öyküleri, insanların havada kuşlar gibi uçabilme hayalinin her dönem ve her toplumda var olduğunu göstermektedir. Tarih boyunca birçok insan gökyüzünün maviliğinde süzülmek istemiş ve bunun için kendi buluşlarıyla çeşitli denemeler yapmıştır. Bu insanlardan biri de 17. yüzyılda İstanbul'da yaşayan Hazarfen Ahmet Çelebi'ydi. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde adı geçen Ahmet Çelebi, her konuda geniş bilgisi bulunan, ilime meraklı, evinde deneyler yapan bir insandı. Hatta halk arasında bilgisinden ötürü bin fenli anlamına gelen Hazarfen lakabıyla anılırdı. Bu insanı bu kadar önemli yapansa Osmanlı Devleti'nin ilk uçan insanı olmasıdır. Hazarfen Ahmet Çelebi hayatını uçmaya adamış ve bunun için çalışmalar yapan bir kişiydi. Kendi çalışmalarının yanı sıra geçmişteki uçma denemelerini de araştırmıştır. Bu konuda genellikle iki insanı örnek aldığı söylenmektedir. İlk olarak bir İslam alimi olan ve uçma denemesi sırasında ölen İsmail Cevheri'yi ve çalışmalarını incelemiş, neden başarısız olduğu konusuna açıklık getirmeye çalışmıştır. Daha sonrasında ise uçma konusuna meraklı başka önemli bir isim olan Leonardo da Vinci'nin çizimlerini incelemişti. Hazarfen Ahmet Çelebi'nin dikkatini çeken en önemli nokta ise, geçmişte yapılan denemelerde sadece kuşların ve böceklerin kanat hareketlerinin taklit edilmeye çalışılmasıydı. Ama unuttukları bir şey vardı. Rüzgarın gücü. O, uçmanın formülünün kanat çırparak değil, günümüzdeki planörler gibi rüzgarı kullanabilmekten geçtiğini düşünüyordu. Tüm bu düşüncelerine uygun bir biçimde kartal kanatlı şeklinde tasvir edilen kendi kanatlarını oluşturdu. Bu kanatlarla ok meydanında çalışmalar yapmaya başladı. Böylelikle Hazarfen Ahmet Çelebi'nin bu uçma arzusu dönemin padişahı 4. Murat'a kadar ulaşmıştı. Yapılan bu çalışmaların nihayetinde en sonunda o gün geldi. Rüzgarın uygun olduğu günlerden birinde Hazarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nin en uç noktasına çıktı ve kendini aşağı doğru bıraktı. Canı pahasına denediği uçma tutkusuyla insanların şaşkın bakışları altında boğazın üstünde süzülmeye başladı. Padişah 4. Murat bile bu uçuş denemesini izlemek için Sarayburnu'ndaki Sinan Paşa Köşkü'ne gelmişti. Nitekim 5-10 dakika sonra Hazarfen Ahmet Çelebi yaklaşık 3 kilometrelik bir uçuşla Boğaz'ı geçmiş ve Üsküdar Doğancılar Meydanı'na süzülerek inmişti. Deneme başarılı olunca 4. Murat Hazarfen Ahmet Çelebi'yi tez görmek istemiş, Ahmet Çelebi de uçarak geçtiği Boğaz'ı bu sefer kayıkla geri dönerek padişahın huzuruna çıkmıştır. 4. Murat kendisini bir kese altınla ödüllendirmiştir ama ''Bu adam pek korkulacak bir adamdır. Her ne murad ederse elinden gelir.'' Böyle kimselerin bekası caiz değildir diyerek onu Cezayir'e sürgün etmiştir. Hazarfen Ahmet Çelebi'nin Cezayir'e sürgününün ardından kendisinden bir daha haber alınamamış ve Cezayir'de ölmüştür. Günümüzde ise Hazarfen Ahmet Çelebi gerçekten uçtu mu yoksa bir şehir efsanesi miydi sorusu akla geliyor. Tarih sayfalarında bir tek Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde adı geçmesinden dolayı bazı tarihçiler böyle bir olayın gerçekleşme ihtimaline olanak vermiyorlar. Fakat bilimsel açıdan incelendiğinde bilim insanları böyle bir uçuşun olumlu rüzgar şartlarında gerçekleşebileceğini söylüyorlar. Beni takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca şuradaki linke tıklayarak da başka bir videoma gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.